Arada bir kardeş yani şeker şeyine rahatsız biraz. Aslında o anda hiçbir şey yoktu. Gece saat 12 bir tatlı yaptık o zaman Fahri abimle. He. Başladık tatlı yemeye. Ya dedim Mustafa abi sen dedim rengin kaçtı. Dedim fazla yemem Mustafa. Ne diyorsun rengin kaçtı diyorsun? Şaka yaptın. Şaka yapıyoruz yani. Fazla Ondan sonra, yemesin diye. fazla yemesin diye şaka yapıyoruz. Ondan sonra bir arkadaş dedi ya gerçekten dedi sarardın falan. Burada doktor da yok dağın başında falan. Mustafa abi yok ben iyiyim falan diyor ama artık yani sadece gezeyim yani. Sonra bir baktık Mustafa abi ortadan kayboldu. Bırak daha yemiyorum dedi. Gitmiş taşıya şeker dolduruyor. Adam hasretlerinize. Bu noktada kelam Allah'ın kelam sıfatı harikalar harikasıdır. Çünkü kelam ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Mesela ayet gibi haşa. Bir insan böyle kelam diyebilir belki. Ama Allah müsaade etmedi diyor şu artıcazda. Ama olmaz. Niçin olmaz? Mesela ey sema suyunu kes, ey arz suyunu yut. Allah derken oluyor, olurken söylüyor. Onun için ayet olabilmesi için o kelamın eylemi olması lazım. O ayet oluyor. Ey sema suyunu kes dediği anda kesiliyor. Ben diyorum ey sema suyunu kes, kesilmiyor. Ayet değil, içi boş. Çünkü o kelamın içerisinde ilim, irade, kudreti tazamun etmiyor. Anladık mı ayetin böyle olabilmesi için? Ya. Hocam güzele bakan güzel düşünür düşüncesi normalde. Gibi yani. Evet. Duygular, hisler, dildir, güçtür, arkadaştır. Duygular, hisler, dildir. Karşıya seni taşır. Aynı zamanda hisler seni kuyudan çıkaran güçtür ve güzel duygular, hisler senin arkadaşın, yoldaşındır. Bin dili bilmeyenler, ne bili dili diyor, ne yazmışık? Ben dili bilmeyenler tedavinin elementlere has zanneder. Güçtür. Ha bu dili bilmeyenler tedavinin elementleri has zannederler. Mesela bu his dildir, güçtür, iman güçtür, kuvvettir, düşündüğünüzün içine giriyorsunuz gibi bu tür şeyleri bilmeyen doktor insanı mekanik zanneder, insanın tedavisini sırf elementlerle, ilaçlarla zanneder. Said Nursi Hoca Efendimizin bir sözü var bu konuda. Galiba hatırladığım kadarıyla iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet. Hakiki imanı elde eden insan kainata meydan okuyabilir diye bir sözü var. Evet, bu da böyle. Bu dil mesela insanı iman veya risalında mahrum olan bir doktor insanı mekanik zanneder. Mekanik bir insanın tedavisi elementlerle zanneder. Oysa elementlerin arkasında duygular var, hisler var. Onun arkasında ise düşünceler, tasavvurlar var. Doğru düşünürken asla kötü bir his çıkmaz. Hisler de elementleri aktif edendir. İyi olacaksın, bak iyi olacaksın değil, deme. Zaten iyisin diyeceksin. Deme hastaya, iyi olacaksın. İyi olacaksın demek hastasın demektir. Dikkat. Tamam. İyisin elhamdülillah maşallah ya. Ne iyi olmasın? İyisin. Sen zaten iyisin. Yani geçmiş zamanı kullanmayın. Kanser de böyledir. Yok bir şeyin. Yok. Yok hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok, yok olur. Düzeleceksin demek hasta eder adam. Sen çok iyisin, sen çok iyisin. Hastalık da şifa da hislerle tezahür eder. Hastalıkta şifa, şafi ismi o zeminde tezahür eder. Hastalık bir zemindir. Unutma, hisler aynadır. Onda güçleri göreceksin. Hisler güçtür, arkadaştır. O aynı zamanda aynadır
ve senin en iyisindir. Aynadır, kendini onda seyredersin. Ben iyi olacağım değil, şimdiki zamanı kullan, ben iyiyim. Avrupalılar ve onlardan beslenenler hisleri pek nazara almazlar. Hisleri nazara almazlar, insanı mekanik zannederler. İnsan iyi olursa iyi şeyler düşünür. İyi düşündüğü için iyi olur demez Avrupalılar. İyi düşündüğü için kendisini iyi hisseder, iyi hissedince vücuttaki aktiviteler, sistem iyi çalışmaya başlar. Avrupalılar bunun tersini söyler. Sistem iyi çalışırsa kendisini iyi hisseder, zanneder. Bu da bedenin, yani vücudun makine olduğunu zannediyor. Avrupalılar ve onlardan beslenenler hisleri pek nazara almazlar. Allah'a da inandığın için onu kendine çekersin. İnandığın ama inandığın sende hakim olmasına müsaade ediyorsun demektir. Mesela kainatta her şey var. Neyi böyle inanırsanız, nereye güvenirseniz, ona kendinizi teslim ederseniz o size hakim olur. Allah da böyledir. Ama şöyle desen, mesela iş yerine gidiyorsun, mülakat yapacaklar, senin işi alıp almayacağını desen ki, beni zaten almayacaklar. Yani ne, bu, mutlaka kim birilerinin dayısı vardır ya. Aa, bana mı kalacak? Kesinlikle boşuna gitmene gerek yok. Almayacaklar seni. Çünkü niye? Burada mesajı gönderdin zaten. Olumsuzluğu gönderdin. O zat olumsuzlandı. Ben başımdan geçen bir şey anlatayım. Diyecektim de size Ali. Bu hava yollarında yeni oldu. Ömrümde ilk defa oldu. Ve sırrını bilmiyorum. Burada da söyleyeyim nasıl oldu. Sırrını bilmiyorum. Pasaportu veriyorsun polise. Ondan sonra polis bakıyor. Kameraya bakıyor, sen misin? Kameraya bakıyor, sen. Bilgisayarı koyuyor, tak. Ondan sonra. Şimdi kadın. Bana o denk geldi. Polis, Alman polis. Pasaportu verdim. Ondan sonra şöyle yok tabii böyle. Kameraya bana baktı. Kameraya baktı, bilgisayara baktı. Güldü, bir şey dedi. Ondan sonra böyle durdu, kaldı. Böyle bakıyor. Ben kafayı çevirdim böyle. Kadın ya. Kafayı çevirdim. O hala bakıyor. Dedim, hiç ben de çekmedim kafayı böyle. Böyle bir yere bakıyormuş gibi. Sonra neyse aldı. Baktım ki bilgisayara koydu. Böyle itiyor ya, böyle bir şey yapıyor. Koydu. Böyle topladı, bana aval aval avallaştı. Niçin olduğunu da bilmiyorum. Ondan sonra mühür vurması gerekirken, he vallahi bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum, 3 gün mühür tutmam lazım. Hiç mühür vurmadan pasaportu verdi bana. Alıp gidebilirdim. Ben de Almanca bilmiyorum. Dedim ki, dedi hemen aldı tekrar. Vuruyor ama gel bana bakacağım. Ne olduysa, ne blok olduysa, birileri blok etmiş. Çeyran olmuş abi. Nasıl olur? Acaba dimağlarına, hislerine, hisler mi blok oldu? Duygular çarpışıyor ya. Duygular dişe vuruyor. Böyle. Böyle yaptım. Tamam da oldu, aldık, vurdu. Yoksa geçiyorduk yani. Hasan abi, bu olumsuzluğu gönderme nasıl oluyor? Yani senden şöyle, gidiyor bak, yoksa daha gitmeden oraya varıyor mu? Gidiyor, gidiyor. Çünkü her şey o buradadır. Ne oluyor? Sen de oradasın. Sirayet. Sen oradasın, o buradadır. Düşündüğün anda o etkileniyor. Mesela ona mektubatta var rüya meselesinde. Kurdulandığın zaman sopayı hazırla. İhtiyacımı hazırla. Evet. Ondan sonra mesela kadın çocuğu ağlıyorsa hemen göğsünde sıkıntı olur. O çocuğun, bebeğin ağlıyor şu anda diyor. Hakikaten ağlıyor. Yani şeyde var yani. Rüya bahsinde geçiyor. Hemen o anda karşıya gidiyor. O da seni tesir altına bırakacaktır. Hisler tak tak. Onun için anlattım bunu. Ne yaptıysa.
Ama ben bir tane herhalde ondan mı oldu bir şey kullandım. Şeyde okudum. Nerede okudum? Unuttum. Yedi besmele diyor. Tamam gidiyorsun ya sırada. Sorun çıkarmasın şimdi bazen işte soru soruyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çaktırmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Onun suratına doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Yedi tane yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yedi tane gönderdik. Ondan sonra. Ben de sana şifreyi aldık. Şifreyi aldık. Yedi tane besmele. Test tepki yapmış demek. Bazen daha korkunç test tepki yapıyor. Kuduruyor onun şeytana. Tamam. Ondan sonra baktım ki olaylar çıkartıyor. Urufu mukatı. Ha mim. Hasan abi ben bir şeyden işittim. Polis kontrolüne geçmek için bir taktik öğrendim. Bizim arkadaşlara da lazım olur. Ve cealle min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe'şene fe'hem la yübsürün. Böyle üflüyorum. Yani %90 oluyor elhamdülillah. Evet. Açığa verdim biraz zor olmadı. Ama bize faydası. Bize olur sen Beygül. Hisler, duygular vurup geçicidirler. Sabit değil ister. Dalga gibi, yağmur gibi vurur geçer. Bunları bedeninde durduran sahiplenmekten, ona alaka duymaktan dururlar. Bir mesela ben bir duygulandım. Duygu gider. Aynı civa gibidir. Onun durmasını bekliyorsan alaka duy, sahiplen. Ya hakikaten ya falan. Allah Allah durur. Şu anda bu ortamda kendinizi kötü hisseden var mı? Bakırköy'e gidebilir o zaman. Çünkü bu ortamda hissedemezsiniz kötü. Çünkü doğru şeyler konuşuluyor. Mesela gıybet konuşulan, iftira edilen, mesela birinci ders gerdi mesela. Gergindi. Biraz. Çünkü içerisi oydu. Ne kadar dikkat etsem dahi giriyor adamı. Yani içerisindeki malzeme ne kadar dikkat etsem bile giriyor. 426'yı okumak kolay değil mektubatı. Hani Allah biliyor ben okumak istemiyordum. Hele bu dönemde. He, ben okumak istemiyordum. Allah biliyor yalan mı söyleyeceğim? Biliyorum giriyor adamı. Yazılmazdı değil mi? Evet. Yazıldığına göre olacak. O olacağı için yazılmış. Yazıldığı için okunması lazım. Benim gibi yani bir derece vazifeli olan söylemesi lazım ama ben şunu demek istiyorum. Anlatılan mevzu, konuştuğunuz şey mutlaka karşıyı ve kendini etkiler. İçi boş değil. Çünkü içi boş olsa şu anda etkilenmezdi. İçerisinde ne var? Şu anda kelamın içerisinde benden benim ilmim, iradem ve kudretim var. Ne kadar muvaffaksam, sen de ne kadar nasibin varsa senin alemine, kulağına gelir diyor, dima midesine gelir, ondan sonra tevzi olur, aktif eder seni. Şehvet de, öfke de enerji akışlarıdır. Vurur geçer, şehvet de, öfke de. Vurur geçer. Gadapidet de ona benziyor. Yağmur hani vurdu geçti var ya, yani nehir gibi su akıp gider, musluğu kapatırsan oradan su akmaz artık. İrade, kin, inat, kin, haset gibi şeyler sende hala varsa bu şu demektir. Sen hala geçmişinin içindesin. Geçmiş şimdi, geçmişi şimdi yaşıyorsun demektir. Unutmayın bu çok önemli. Uvvet Risalesi'nden buldum. Bir daha söylüyorum. İnat. Hakka karşı, değişime karşı inat ediyorsun. En inatçılar kimdir biliyor musun? Yok arabadır, şunu, bu paradır veya sözlü, söylediği lafı ısrar eden değil. Değişime direnenlerdir. Kitap okumayanlar. İnattırlar. Ne inat ediyorsun kardeşim? Değişime direniyor. Biliyorsun ki kitap okunca değişeceksin. Niye derse gelmiyorsun? İnat tipis. İnat ediyorsun. Haberin yok senin. Tembellik gibi gözüküyor. Ya arkadaşlar bu bilgiyi şey yap, bunu böyle uygula, değiş yani. Yani ben değişemem. Allah diyor ki, öfkenizi, işte onlar öfkesini yutarlar, insanları affederler. Kastamonu'da geçiyor o ayet.
Vel kazimine gayze vel afine aninnas. Değil mi? Oydu. İnsanları affederler, gazdan uyutarlar. Sen de diyorsun ki veya ben diyorum ki ben sinirliyim. Ben kendimi kontrol edemem. Allah diyor ki tutun. Ha, demek ki olmayacak bir şeyi teklif etmiyor. Yapamayacağın sana teklif edilmez. Teklifi malaytaktır. Yani madem teklif edilmiş, yapabileceğin bir şeydir. O zaman ben öfkeliyim, asabiyim deme. Asabiliğe inanmışsın, işine geliyor. İşine geliyor, öyle yutturuyorsun millete, ben idare edeyim. Şimdi eğer böyle olsaydı, Allah değişin demezdi. Bak, öfkelerini yutarlar. İnsanlara ben affedemiyorum. Affet diyor Allah. Aninnas. Yapamam. Yapamayacağım bir şey Allah teklif etmemiştir. O zaman inat, kin, iyi toparlanın. İşe yarıyor değil mi bu dersi şey? Bak, inat, 20. mektuptan çıkar. İnat, kin, haset gibi şeyler sende var mı? Ne kadar varsa sen kimsin biliyor musun? Geçmişi şimdi yaşayansın. Geçmişini unutmamışsın. Geçmişini anda yaşayanlar inattırlar, kincidirler, hasetçidirler. Çünkü inat ettiğin, haset ettiğin, kin duyduğun kişi veya olay mazidedir. Şimdi olmadığı halde hala o duygunun altındaysan maziyi buraya getirmişsin demektir. Şu anda o hali yaşamasan sende o dürtü olmaz. Bayanlarda çok oluyor bu. Evet. Dışarıya verme malzemeyi. Şimdi kendine uygulayacağız. Evet. Üç tane sıfat bir daha söylüyorum. İnat ettiğin, haset ettiğin, kin duyduğun bir olay oldu. Bir arkadaşın, eşin, aşın, işin. Tamam. Ama o geçti değil mi? Hala o zaman kinin oldu, inatın oldu, hasetin oldu, öfken oldu. Tamam. Oldu. Normal o hadisede diyelim oldu. Onlar ne oldu şimdi? Geçti. Şu anda onlar var mı? Yok. Hala sende haset varsa, kin ve nefret ve öfke varsa bu duygular zeminden çıkar. O zaman sen düşünce itibariyle maziyi yaşıyorsun. Yaşadığın neyi düşünüyorsan ona ait hisler çıkar. Düşündüğünden hisler çıkar. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Yani geçmişi, kötü bir olumsuzluk, bir hasedi, bir kini ve inadı ortaya çıkaran bir hadise yaşamışsın. Nefreti. Ama bazen düşmanlık etmemiz gereken olaylar oluyor. Onu da mı unutmamız? Ha, yani bunun iyi veya kötüsü ikinci bir porsiyon. Mesela diyelim ki zındık, evet. İslam düşmanı. Gene öyle maziyi düşünmüyorsan şimdi ona karşı nefretin de olmaz. Yani burada şu inceleniyor. Eğer kin, inat ve öfke, haset gibi duygular hala seni sarmışsa o doğru veya yanlış. O zaman geçmişle alakalı yaşıyorsun demektir. Geçmişi yaşıyorsun. Bunlardan nasıl kurtulursun? Bugünü yaşayacaksın. Bugünü yaşaman için ne yapman lazım? Sırayla gideyim. Bugünü, yani ben evet doğru düşüneceğim, iyi düşüneceğim, bugünü yaşayacağım ama laftır o, zor kurtulur. Onun en kolay çözümü şudur. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Bir daha söylüyorum. Doğru yerde olacaksın, doğru insanlarla olacaksın, doğru iş yapacaksın. Üçlem. Doğru yerde, burası doğru bir yer. Bu insanlar da ben de öyle biliyorum, doğru adamlar. Şu anda da oturman da iyi, bu dersi dinliyorsun. Doğru yerdesin. Doğru insanlarla berabersin, doğru şeyi yapıyorsun şu anda. O zaman artık inat, kin ve haset şu anda olmaz. Eğer böyle bir şey varsa şu anda derste değilsin. Doğru yerdesin, doğru insanlarla berabersin ama doğru iş yapmıyorsun. Üçte, üçte, burayı değil. Ne, evet. Hasan abi bunu şey olarak da kullanabiliriz. Mesela aynı manada geçmişte bizi mutlu eden bir şey varsa... Bugüne taşıyacağız. Bugüne taşıyabiliriz. Aynı kanun. Mesela dedi ki Saadettin, Deccal'dır İslam düşmanları geçmişte, dün etmiş,
Onu unutacak mısın? Hayır, bu on konuyu o değil. Yani hasettir, kindir, adavettir şu anda olay olmadığı halde bize hakimse geçmişi düşünüyoruz. Aynen. Mesela geçmişte gülmemize sebep olan zeminler olmuş. Mutlu, neşeli, daha. Şu anda kötü hissediyorsun. Uçakta yaptım yanımda bak. Adama bak yaptım. Başka bir kanun kol. Sana anlattım ya uçak. Evet, evet. Bak o da çok güzel. Yeni. Uçak hakikaten nasıl oluyorsa Allah'ın hikmeti bulutlu demiyor uçak pilot. İşte eğer bir olumsuzluk bir şey olmasa planladığımız gibi sanki kendisi planladı. 13.35'te Münih'te ineceğiz diyor. İşte yerel lokal diyor saat şey şudur. Orada hava durumu çok bulutlu diyor. Ben de hemen dedim oho korona oynayacağız demektir. Tamam. Şimdi yanımda ben de okuyorum Kur'an okuyorum. Yanımdaki dedi ki karısına benim yanımda adam onu kar. Ya işimiz çok kötü baksana dedi ya. Çok bulutluymuş dedi. Çok iyi dedi şey yap dedi ya. Lan konuşuyorlar. Neyse hakikaten geldik. Evet inişe geçtik diyor. Masalarınızı kapatın, koltuklarınızı düzeltin, kemerinizi bağlayın. Anonsu yaptılar tamam mı? Başladı. Adam titremeye başladı. Hakikaten sağlamaya başladı. Kapattım Kur'an'ı. Dedim ya çok korkuyorsunuz galiba. Yok dedi böyle. Yok ama tabii endişe var dedi. Yok yok. Doğru. İnsan şey yapar. Ben size bir şey anlatayım. Zaten konuşmak istiyor ki rahatlayacak unutsun. Buyurun buyurun. Ben size dedim bir kural öğreteyim. Tak diye çok rahat edersin. Yok öyle mi ya? Nasıl rahat edeceğim? Bak anlatayım istersen şey. Dedim ki işte karı koca. Ben böyle bakıyorum onlar bana böyle bakıyor. Kadın başı dedi. Beyefendi anlat dedi ya yaşlı kadın. Nasıl bir şeymiş ki rahat edeceğiz? Arka koltuktan kafayı soktu. Ona da gözüküyor. Bak sizi dedim kim karşılayacak? Bu arada uçak şey yapıyor. Kim karşılayacak? Kızımız karşılayacak dedi damatla beraber. Ne kadar yani şu anda hayal edebilir misin kızını? Yani, tabii ya unutmadım ki dedi. Ben söylediğimi yapın dedim o zaman. Tamam dedi. Bu arada dedi, doktor musun? Doktorum dedim. Ölü benziyor zaten dedi. Şimdi aynı uygulayın ona söyledim. Ben kendim uyguladığım bir şeyi size söylüyorum. İşinize yararsa kullanın yoksa bana gönderin. Dedim ki gözünüz kapatın dediğimi yapın. Tamam. Antika arkadakiler dediniz ki biz de yapabilir miyiz? Yapın dedim ya. Ön koltuk yapın. Aynı böyle oldu. Dedim ki şimdi dedim bu beyefendiyle konuşuyorum. Diğerler herkes kim karşılayacaksan. Beyefendi kim karşılayacaktı? Kızım. Gözde kapattılar. Kızın. Kızını hayal et. Gördün mü tamam. Şimdi Münih'ten çıktın havalimanından kızına sarıldın. Seni babacığım sarıl dedim kızına. Babacığım sar. Aynı böyle yapıyor adam. Sarıl 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 sarıl. Sarıl. Orada o. Kızına hala sarılmışsın. Hala oradasın. Sarıl sarıl sarıl. Ben sana bırak diyene kadar bırakma. Sarıl sarıl. Derken bir 5-10 dakika geçti. Orada neyi düşünüyor? Ben adam oraya soktum. En sonu düşüneceksiniz. Yani 20 dakika mı kaldı uçağın inmesine? 25 dakika sonra sarıldın. Düşündüğün yerdesin. Bedenen burada olsan bile. Neyi düşünüyorsanız taşınıyorsunuz oraya. Geleceğe taşın. Taşınıyorsun. Hala oradasın. Sarıldım, sarıldım. Kızım de. Ne yapıyorlar böyle? Hepsi yapıyor. Sarıl, sarıl oradasın. 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 Ondan sonra 5-10 dakika geçti. Hala hiç ses yok yani. Panik yok orada. İnene kadar tam yerince şu anda ayrılıyorsunuz. Gözünü açma. Baban diyor ki, kızın diyor ki, baba gel namaz kılalım. O yüzden tipleri namaz göstermiyor. Ben mahsus söyledim. Hadi babacığım bu mescide gidip bir namaz kılalım. Namaz kılıyoruz, namaz kılıyoruz. Ondan sonra rahatladı. İnşallah kılacağız dedi. Ama çok rahatladım, çok teşekkür ederim. Ama bu nasıl oldu dedi. Seni dedim geleceğe taşıdık. Düşündüğünüz yerdesiniz. Çünkü düşünce nereye giderse orada hisler çıkıyor.
Hisler çıkınca duygular, duygular da şey aktif oluyor. Şimdi demişti o. Işınlamayı çözdü. Ve aynı zamanda hipnoz da oldu. Namaz. Namaz baba. Namaz kılacağız baba. Sarılmayı bırak. Baba namaz kılacağız ha. Münih'te namaz kılacağız mescitte. Tamam. Öyle de yapıyor. Neyse. Çok rahatladım. İnşallah namazla kılacağız dedi. Artık o hipnoz kılmak zorunda şimdi. Kılacak. İnşallah. Hadi bakalım. Birkaç tane de okuyayım. Kesiyorum. Neredeydik? İnat. Yürüyorum. Ya yaşıyorsun demektir. Yürüyorum, yaşıyorum ileriye doğru. Fakat aklım hala geride, geçmişi yaşıyor. Yani inat, kin, haset ise. Yürüyorum, yaşıyorum demek ileriye doğru gidiyorum demektir. Yürüyorsam, yaşıyorsam ben ileriye gidiyorum ama aklım hala geri gidiyor. İşte çatışmanın sıkıntının adı bu. Aklım geriye giderken bedenim böyle gidiyor. O zaman çamaşır, yıkanan çamaşır böyle çevirirse su akar. Sıkıntı bu. Yani bedenime rağmen aklım farklı yönde gidiyor. Bazen kontrol edilemiyor abi. İstesen de gidiyor, istemesen de gidiyor. O şeydir, fazla tahrik olduğumuzdan. Yani bir ortama girdin, kavga gürültüye sebep oluyor. Oysa ustalar bunu beceriyor ki en ustalar peygamberler. Sen diyor yanındakilere kötü davransaydın kimseyi göremezdin diyor Cenab-ı Hak. Derece derece insanlar bunu kullanıyorlar. Dikkat ederseniz Kur'an ve hadis ve ustad hep iyi düşünmeyi götürüyor. Cehennem mevzusu pek yoktur. Cehennemin varlığını ispat eden yer var. Cehennem azabından hiç bahsetmez. Yani hiç derken çok azdır. Ya şey olmasın. İnsan üç zamanı şimdi yaşamaya kalkarsa yorulur. Kaldıramaz. Hala geçmişinin tesirindeysen, geleceği düşünüyorsun, şimdiki zamanda bedenin bir şeyler yapıyorsun, geçmişini düşünüyorsun. Ona böyle böyle dedi. Uçaktasın. Böyle böyle dedi. Ona böyle yapacağım ona. Geçmişini malzeme yapıp geleceğe yorumlar yaparken ikisini birden yaşadın. Bugünkü zamana yükledin. Sabır kuvveti gibi değil mi? Sabır kuvvetini dağıtıyor. Usta diyor ki sabır kuvvetini geçmiş ve geleceğe dağıtma. Hazır zamana, şimdiki olaylara karşı kullan. Ya sabır de dayan. Çünkü yeter sabır diyor. Sabrın yetmemesinin sebebi sabrını ileriye geriye götürmenden kaynaklanıyor. İnsan üç zamanı şimdi yaşamaya kalkarsa yorulur, kaldıramaz. Hala geçmişinin tesirindeysen, geleceği düşünüyorsan, şimdiki zamanda bedenen bir şeyler yapıyorsun, sen o zaman hangisisin? Bedenen de bir şey yapıyorsun. Ama bir şeyler yapıyorsun, çakıyorsun, temizlik yapıyorsun, yemek yapıyorsun. Geçmişini boy falan falan şunlar. Böyle böyle yapacağım. Geçmişini ben. Şunu bunu da peki hangisi? Beden hangisine dayansın? Sen hangisisin? Sana bir şeylerin verilmesi için elindekilerin bırakılması lazım. O zaman yeni bir şey alabilirsin. Mesela otobüste 300 kişi alıyor. 301 almıyor. 10 kişi sokmanız için arka kapıdan 10 kişiyi atmanız gerekiyor. O zaman alemimize bir şey girmesi için alemimizde bir şeyleri terk etmemiz lazım. Örnek vereyim. Buraya gelebilmeniz için televizyonun önünü terk etmeniz gerekiyor. Yani kitap okuma yapabilmeniz için tembelliği terk etmeniz gerekiyor. Yani bir şey terk etmeden bir şey verilmiyor. Bir şeylerin hayatına girmesi için şifa da dahil, yani şifa mı girmesini istiyorsun? Bir şeyler sana mal olup girmesini istiyorsan şifa da dahil yer hazırlaman lazım. Sırf davet etmen yetmiyor. Yerimiz yok. Kimi de davet edeceksin? Eğer bir şeyleri almak istiyorsan bir şeyleri terk etmen lazım. Terk etmeden birileri gelmiyor.
hem şoför mahalli hem beş kuruş hem beş köfte verilmiyor. Yani bir şeyler terk edilirse bir şeyler alınıyor. Vermedikçe verilmiyor. Mesela birisini bağışladığımdan, yani bana sıkıntı yaptı, bağışladım ben onu. Yeni birisini hayatıma girmesine zemin hazırlamışım demektir. Bağışladığım anda hayatıma soktum demektir. Bağışlamasam o hala dışarıdadır. Ya da şöyle diyebiliriz. Bağışlamadığımız halde bırakırsak hep öyle kalacak. Bağışladığımız zaman adamı değiştirmiş oluyoruz. Bağışlamamız onu iyileştiriyor. İyileştiriyor, şöyle de yapıyor. Mesela bu Şükrü'ydü değil mi? Evet. Şükrü kardeş, bu kaç gramdır? Tahminen? 10 gram. 10 gram olmaz. 100 gram. 100 gram. 100 gram. Böyle tutabilirim değil mi sen de ben de? Tamam. Hiç düşürmeden 3 gün sonra bu ne kadar olur? 30 kilo olur. Olur. 100 kilo da olur. Tutamam değil mi? İşte bağışlamadığın adam durdukça seni bozuyor. Yani diken batmış eline, çıkartmasan orada şey oluyor. İltihap oluyor. Pislik oluyor. Bağışladığın anda bak ne oluyor. Bir, seni devamlı meşgul eden ceyranını, müsbet ceyranın üzerine çeken, seni iltihaplanmana vesile olan adamı kurtarmış oluyorsun. Sen kurtuluyorsun. Haset, inan, kin seni öldürüyor. Karşıya bir şey yapmıyor. Nefret bir şey yapmıyor ki karşıya. Yani adavet etmek istersen adavet duygunu adavet et diyor. Şimdi ona düşmansın. Düşman olman ona bir şeyi yüklemiyor. Dolayısıyla zihninde tutuyorsun ya bunun gibi. Onu tuttuğun için, yani diken batınca iltihap oluyor ya. O kafanda bağışlamıyorum dedikçe iltihap oluyor. 10 kilo 100 kilo oluyor. Duruyor. O zaman eğer onu bağışlarsan iki karın var. Bir, onun iltihabından kurtulursun. Ağırlığını kaldırıyorsun, yere koyuyorsun. İki, o adamı bağışladığın anda onu içine alıyorsun. Onu kazanıyorsun. İçine alıyorsun. Peki. Bağışlamadığın şey dışarı atıyorsun. Peki Hasan abi, mesela bağışlayacağın insan o hatasından vazgeçmiyorsa? Eğer beşeri hukuksa, yani şahsına bakarsa, bu suçun mütekelim vahdedir. Bağışlaması amal-i salihtir, güzeldir. Eğer bağışlanmak istemediğin kişim davaya, hakikata yapmışsa hatası, bağışlamaz zaten şansın yok. Mütekeli mal gayrıdır. Musamahası amal-i talihtir. O zaman beynine zarar vermez. Allah'a havale ediyorsun. Çünkü onu Allah için sevmiyorsun. O zaman o da sevaptır, o da rahatlamadır. Ben onu Allah için sevmiyorum. O zaman kalbine nu veriyor. Evet Necmi. Ben de hani ona paralel bir şey soracaktım. Yani karşıdaki adam adavet besliyorsa... Ha, o karşıdaki adavet beslemesi haset, hasidi yakar. Hani haset denilen bir pakettir, enerjidir, realitedir. Mahluktur, böyle su gibidir. Haset duygudur, enerjidir, alevdir. Kim haset yaparsa o alevi kendisine çız yapıyor. Demiri ısıtıyor, kendisine sürüyor. Bizi sirayet etmez. Yani mesela ben sana diyelim haset edeceğim, adavet edeceğim. Ama ben ne yapıyorum, sana zarar verebilir miyim? Kendimi yakıyorum değil mi? Vay be, araba aldı lan. Şu adam hala siyahtı, ulan ölmedi gitmedi ya. Bina yapıyor, ulan şuna bak ya, göklere doğru gidiyor. Kimi yakıyor? Beni yakıyor. Ha, dolayısıyla o hala diyelim ki kötü bir adam. Bakacağız. Umumi hukuk mu, kötü mü? Yani ben onu şahsımdan dolayı mı sevmiyorum? Davadan dolayı mı sevmiyorum? Bir de şöyle bir şey var abi. Diyelim iş yerindesin. Adamı her gün görüyorsun. Adamınla da konuşmak istemiyorum. Bir düşmanlığın da var. Şimdi düşmanlıkta böyle bardak tutmak gibi dedik. Orada aynen. Bakacağız. Şimdi bakacaksın o adam, her gün gördüğün adam, yani öfkeye de öyle bir çözüm buldum da, öfke ile alakalı bir şey de söyleyeyim. Mesela öfkelendin. Öfke anında baktın öfkelendin, o anda şu soruyu soracaksın. Benim mukaddesatıma mı saldırıyor, şahsiyetime mi? Hazreti Ali'nin yaptığı gibi. Ne yapmış? Savaşta. Ha, savaşta. Yani bu tükürdü, hiddete geldim, kesmedi. Kesmedi ama bağışladın mı?
kesmedi, başlamadı, kalktı, öldürmedi. Yani öldürmedi ama yani başlamadı sonuçta. Yani başlamadı ama kesmedi. Sonra adam Müslüman oldu ama. Sonra dedi ki beni niye kesmedin? Ben dedi Allah için seni kesecektim. Sen sana tam keserken bana tükürdün, nefsim karıştı. Hiddet ettim, seni Allah için değil nefretimden dolayı kesecektim. O zaman katil olacaktı. Adam Allah Allah. Bu kadar ince bir hesabı yapan o din doğrudur dedi hemen Müslüman oldu. Bak adamı aldı bu tarafa. Mesela iş yerindesin. Her gün görüyorsun onun bu. Bak bakalım bu adam senin mukaddesatına değil. Yapısı bu yani. Yani beşeriyetine şey yapıyor. Ona böyle şey yapmak. Yani affı tercih etmek seni içeride devamlı seni sömüren, kemiren enerjiden kurtuluyorsun. Adama iyilik yapmıyorsun. Kendini kurtarıyorsun ondan. Çünkü diken batmış. Dikenini çıkartma, dikenin bir menfaati yok. Eğer diken şey yaparsan etrafına vücut iltihap yapar. Hocam özür, şimdi burada mesela adalet yaparak karşı tarafa eziyet verdiğini ya da ona ceza verdiğini düşünüyor. İnsan bunun için adaletini sürdürüyor. Evet, zannediyor. Öyle yapıyor. Öyle olduğunu zannediyor ve öyle yaptığını düşünüyor. Peki bunu yaparken karşı tarafa eziyet verip vermediğini ne derece ölçüyor bilmiyorum ama karşı tarafta bundan rahatsız oluyorsa o da eziyet veriyorum diye mutlu oluyor belki adaletinden. Şöyle, şimdi Uhuvvet Risalesi'nde de aynı şey var. Eğer karşıki taraf umumi hukukla alakalıysa ona eziyet vermek sana lezzet verir. Ben bunu Allah için sevmiyorum. Ben seni Allah için sevmiyorum. Namaza karşı olduğun için ey şef Alman. O zaman bu nefret lezzettir. Allah için. Çünkü mesela Allah'tan korkmak, hafullah'ta lezzet var diyor. Allah'tan korku değil, haf. Eğer ya ben yan baktı, yan çıktı, bilmem ne yaptı diye. Eğer adaveti sürdürürsen seni kemirir. Lezzet değil, elemdir. Ölçü de o. Son bir tane de okuyayım, kesiyorum. Yetmiyor. Birisini. Ne zaman geçmişten kurtulursam nispetle ne zaman geçmişten ben kurtulursam o nispetle özgür ve hür olabilirim. Yani zannediyoruz ki şu insanlar hürdür. Ya geçmişine gömülmüştür ya geleceğine takılmıştır. Geçmişten elem, gelecekten korkular olur. Geçmişten korkular olmaz. Korku geleceğe matuftur. Mesela kibir kuyudur. Haset hapishanedir. Eğer birisine haset ediyorsan hapistesin, hür değilsin. Sen ilk önce kendini üçe ayırdığına inan. Benim nefsim vesvesenin de çözümü. Vesvesenin çözümü bu. Kendini üçe ayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Yani benim gömleğim diyen ben değil. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim bedenim. Benim aklım. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum kaldırmaz ya. Benim ruhum ağır geldi demek gibi. O zaman o ben olan ben ruhun da arkası. Ha, o bir. Nefis ve ruh. Şimdi bu Allah'a küfür eder. Peygamber'e hakaret eder. İmanı yok bilmem. Bir sürü şeyler sayar. Bu sen bundan razı olan başka birimini göreceksin. Olur mu ya, günahtır, ayıptır ya, ne yapıyorsun ya, olur mu ya falan. İki kişilik göreceksin. Bilmeyen der ki ulan ben hangisiyim ya, eyvah ben perişanım. Hayır, halis bir imanın var. Çünkü iki farklı birim var sende. Bir nefis, bir de ruh. Hani Allah yoktur diyor haşa. Olur mu ya, bunlar neyle izah edeceksin? Vrazının fayını çak. O diyor ki ulan ayıptır ya, günahtır ya, olur mu ya? Sen de bakıyorsun hangisi? Buna diyorsun ki sıstan sen. Serseri. Sen haklısın. Ha, yani aslında nefis ruhu gösteriyor sana. Nefisi ortadan kaldırırsanız ruh denen bir şey de kalmaz zaten. Geçeyle gündüz. Evet. Bitiriyor. Yani biz esmadan geldik. Şöyle bir misal vereyim. Şuraya mıknatıs düşünün. Mıknatıs. Şu demir. Burada duruyor. Çekmiyor. Yaklaştıkça çekim alanına girerse çeker değil mi, yapıştırır.
Bu demiri burada tutmak için mesafe lazım, burada dursun. İşte biz esmadan geldik. Her şey aslına rücu eder. Odunu yaktığın zaman güneşten geldiği için ısı, renk ona doğru gidiyor. Her bir insan Allah'tan geldiği için Allah'a rücu etme meylindedir. Allah'a gider, esmaya doğru yapışacaktı. Ve alem-i şehadette kimse kalmazdı, hepsi uçardı, esmaya doğru giderdi. Bizi yeryüzüne yapıştıran, çakan, esmadan bir derece uzaklaştıran nefistir. Burada bizi tutmasına vesile oluyor bu adam. O yüzden de tamamen öldürülmez. Öldürülmez. Öldürüldü mü terakki biter. Sen kendini ilk önce üçe ayır. Ve sende olup sana zarar vermeye çalışan bir yapının ki şeytan olduğuna ve aktif çalıştığına inanman lazım. Kendini üçe ayıracaksın. Diyeceksin ki şeytan var. Varlığını nereden biliyoruz? Yani eylemiyle şeytan böyle iki ayaklı iki şeyli arama. Bak ona, aç onu, dinle onu, vur ağzının payını diyen o işte şeytan. Başka bir şey değil o. O enerji. Aç onu, televizyon aç. Aç, bak oraya. O bir dürtü var ya iten. O işte, o şeytan o. Başka bir şey arama, o işte. Şeytan bu ya. Ben ders yaparken herkesin ama herkesin etkileneceğine inanıyorum. Zanla kürsüye çıkmıyorum. Çünkü olmaması için hiçbir sebep ve nedeni ortada yok. Yani böylelikle tesir ediyor. Şöyle kürsüye çıksam, acaba bu ders bunları tesir eder mi ya? Acaba ne olacak? Hiç böyle çıkmıyorum. Herkesin ihtiyacı var. Herkes buna muhtaçtır diyorum ve tesir ediyor. Çünkü herkesin niye benim ihtiyacım var? Kendim için çıkıyor. Bu benim yani. Hakikaten benim. Benim öz tespitlerim bunlar. Okurken Risale'den, Uhuvvet Risale'sini daha çok 13. şuadan çıkarttım bunu. Yani adını da şöyle koydum. Kendini iyi hissetmenin doğruları, malzemeni. 13. şuadan çıkarttım tamamen. Bir. Bu yarım saymıyorum. Bir yaprak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 yaprak. Ben size şimdiye kadar belki bir saat oldu bir 100 okudum. Yaprak okumadım. Artık her bir cümle böyle içsel tespittir. Düşün neler var. Ne zaman yayınlanacak o zaman da? Bu mu? Yayınlandı. Şu anda çekilen yayınlanacak ama Türkiye'ye gittin eğer sağ gidebilirsen. Ama bu defter yayında. Defter yayında. Defterin adı 18. defter psikoloji. Asıl. Allah'ımla benim bir anlaşmam var hocam, Şükrü hocam. Ya Rabbi bana ver, kullarına vereceğim. Onun için kim ne yapar beni tenkit edene bile, eleştirene bile cömertçe veriyorum. Çünkü benim onunla işim yok. Benim Allah'a ile işim var. Bana ver, ona vermek için iyi. Bana verdinse ben de veriyorum. Cömertçe davranıyorum. Kimse özelini yayınlamaz. Ve bunu alıp dergilerde kullananları biliyorum. Benden izin alanlar da var. Almayanlar da var. Şimdi bu tespitler nereden olacak? Ben şuaları okurken yazıyorum. Yatarken, yürürken, araba kullanırken, uçakta binerken düşünüyorum. Kaydediyorum. Ondan sonra kaydediyorum. Ondan sonra insan benim Müslüman kardeşlerim. Müslüman değil. Benim Müslümanlarım. Benim. Onlara vermeye çalışıyorum tak istifade etsin diye. Peki ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat.